Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir videoyla sizlerleyiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kuşlarımızı balkona çıkarmıştık. Tabii bazı ufak tefek değişiklikler var. Ben de bu konuyla alakalı yeni bir video çekmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben akıllı yemlikleri az önce çıkardık. Normal yemlikleri taktık. Arkadaşlar kuşlarımızı akıllı yemlik kullanımından bahsetmek istiyorum. Kuşlarımız yenildi yani 4 kafesimizde de yem israfı başlamıştır. Daha doğrusu yemi akıllı yemliğin arkadaşlar alttaki kabukların birikliği hazneye doldurmaya başlamışlardı. Bunun da arkadaşlar birkaç tane sebebi var. Onlardan bahsedelim. Tabi bundan sonra isteyen arkadaşlar akıllı yemlik kullanabilir. İsteyenler benim gibi böyle tek yemlik. Zaten ben her gün düzenli mama veriyorum kuşlarıma. Bu şekilde normal yemlikte kullanabilir arkadaşlar. Yeri müsait olanlar. Temizliği yapmakta zorlanmayacak arkadaşlar. Akıllı yemlik kullanımı tabi biraz daha pratik. Alttaki hazneye kabuklar birikiyor ve döküyorsunuz. Ama tabi bazı istenmeyen durumlarda kuşların bazı özel durumlarından kaynaklı. Alttaki kabuk biriken hazneye normal yenmemiş yemleri arkadaşlar döküyorlar, dolduruyorlar. Bu da tabi kuşlarda aç kalmaya sebep olabilir. Çünkü yeme ulaşamazlar. Veya etrafı pisletebilirler arkadaşlar. Etrafı dağıtabilirler. Daha yem israfına sebep olabilirler. Birkaç tane sonucu var bunların. Arkadaşlar öncelikle akıllı yemliğe kuşların yemlerini boşaltmasının ana iki tane sebebi var arkadaşlar. Temel iki tane sebebi var. Bunlardan birincisi kuşların aşırı derecede kızışması. Tabii biz şu an yoğun bir bakıma aldık kuşlarımızı. 4 kafesimizde. Anlaşmayan, eş tutmayan kuşlarımız yok. Çiftleşmelerde fakfak başladı zaten. Ara ara görüyoruz. Kuşlarımız hızlı bir kızıştırma programını aldığımız için kuşlarımız şu an gereğinden hızlı kızışmış olabilirler. Dolayısıyla bundan dolayı da yemlerini hazneye hızlı bir şekilde boşaltıyor olabilirler. Arkadaşlar bunların sebeplerinden bir tanesi budur. Bir tanesi de ben gerçi iki çeşit kullanıyorum yemliğimizde. Sadece aktarı ve askır var arkadaşlar. Sade kanarya yemi var. Sevdiği bir tohumu arıyor olabilir kuşlarınız. Özellikle karışık yem yediren arkadaşlar için söylüyorum. Sevdiği bir tohumu arıyor olabilir. Ondan dolayı da kuşlar yemlikteki yemi ekleyip arkadaşlar alttaki kabuk haznesini boşaltabilirler. Yemlikten kastımız tabii ki akıllı yemlikten bahsediyorum arkadaşlar şu an. Ben de zorlandım. Yani ne yapsam çözemedim. Yani akıllı yemliğe yemlerini boşaltmamasının önüne geçmek için birkaç yöntem denedim. Baktım devam ediyorlar arkadaşlar. Ben de akıllı yemlikleri çıkardım. Zaten benim yerim müsait. Yani ben kabuk temizliğine çok fazla zorlanmıyorum. Dolayısıyla akıllı yemlikten bir süre vazgeçtik arkadaşlar. Tabii ileride kullanabiliriz. Bunun önüne geçmek için ne yapabiliriz? Ben ne yaptım? Tabii bu iki yöntem var arkadaşlar bu konuyla alakalı ama mesela çok tercih edilmemesi gereken bence kuşları aç bırakmak. Mesela çok az sayıda, çok az miktarda yem vermek. Akıllı yemliği mesela çıkartıp bir süre bekleyip tekrar takmak vesaire. Kuş aç kaldığı için tabii ki mecburen yani yemi dökmeden yiyecektir. Düzenli bir şekilde ama bu çok hoş bir yöntem değil arkadaşlar. Ben de çok böyle uyguladığım bir yöntem değil. O sebeple ben düzenli temizledim yemliği, alttaki kabuk haznesini. Dolayısıyla yemlerimiz sadece gördüğünüz gibi aktarıdan ve aspıdan ibaretti. Buna rağmen yem dökmeyi devam ettirdiler. Kızıştırıcıyı azalttık arkadaşlar bir süre. Yani biraz daha yani sakinleşmeleri açısından o da çözüm olmadı. Dolayısıyla biz akıllı yemlikleri çıkardık gördüğünüz gibi. Normal yemliklerimize döndük. Öğretimimize de şöyle bir özet geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada çiftlerimiz gayet iyi anlaşıyorlar üst kafeste. Alttakiler zaten önceden de yavru yumurta vermiş çift. Daha önceden eş tutmuş. Bunlar demişken dolaştırdığım takımlı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlar da dışarıdan hazır gelmiş bir takım. Bir yakınımızdan temin ettik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi de ortak özellik ben renk uyumunu seviyorum. Takımlarda genel itibariyle çok mecbur kalmadığım sürece böyle uyumlu renkleri eşe atmaya çalışıyorum. Bu da tabii bir taktik yani. Üretimdeki bir taktik. Benim tercih ettiğim bir konu.
Arkadaşlar durum bu şekilde. Akıllı yemekler alakalı vermem gereken, paylaşmam gereken bilgi bu kadar. Tabi yorum kısmında aklınıza takılan bir konu varsa istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Bir ayrıca arkadaşlar üretimde olmazsa olmazlarından bir tanesi de gördüğünüz gibi dört kafese de ortak gördüğünüz kalamar kemiği. Burada kuşunuz çok hızlı tüketiyor olabilir. Benim dört kafesimde çok hızlı tükeniyor. Kalamar kemiğini gösteren kuşta özellikle dişilerde çiftleşme eğilimi başlamış demektir arkadaşlar. Çünkü vücutlarının kalsiyum ihtiyacı o şekilde karşılar. Bilinç altındaki o yumurtlama ve yavrulama isteği arkadaşlar kalamarı hızlı tüketmesine sebep olur. Bu da ince bir detaydır arkadaşlar. Genellikle bilinen bir şeydir ama ince bir detaydır. Kafeslerinizden de böyle kalamar kemiğini eksik etmeyin. Kuşlarınız özellikle suya girmiş kuşlarda, üretime katılan kuşlarda kalamar kemiği önemli arkadaşlar. Bol kalsiyum kaynağı kuşlarınızda. Bundan sonraki videomuzda da arkadaşlar paylaşmak istediğim 2-3 tane konumuz var. Bunlardan bir tanesi buğday çimlendirme. İkinci bir husus da buna bağlı olarak, tabii bunda da alakalı, kuşlardan tüye gelen kuşlarda bakım. Bu iki konuyu arkadaşlar bir sonraki videomuzda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şöyle genel tekrardan böyle kuşlarımıza bakalım bir süre. Bakalım ne yapıyorlar. Tabii balkonda arkadaşlar kuşlar daha sesli, daha canlı. Çünkü dışarıdan kuş sesi duyuyorlar. Daha da böyle hareketleniyorlar. Canları balkonda hiç sıkılmıyor. Odada daha böyle şeyler, hani durgunlar eve aldığımız zaman. Ama böyle dışarıyı izliyorlar, böyle dışarıyı görüyorlar. Orada öten kuşların sesini duyuyorlar. Canlanıyorlar. Ben de böyle hareketsiz kuşları çok sevmiyorum arkadaşlar. Yani böyle atlayacak, uçacak, eşiyle ilgilenecek vesaire. Böyle. Bu da beslenmeyle alakalı. Tabii kuşlarınıza baktığınız, yaptığınız bakımla alakalı. Değişik ürünler kullanıyorsa, bunları ileriki videolarda tanıtırız. Benim yıllarda kullandığım, vazgeçemediğim bazı ürünler var tabii kuşlarımıza. Onları da ileriki videolarda paylaşırız arkadaşlar. Bir de haftalık içme suyu programı hazırlayacağız. Onlarda ben hangi programı uyguluyorum, onları da sizlerle paylaşacağım. Gün gün yazıp bundan sonra artık yavaş yavaş havalar bir bozuyor gerçi, bir düzeliyor ama bunu da bir programa sokacağız arkadaşlar. Kuşlarımıza vitamin verdiğimiz ve diğer saf su verdiğimiz veya probiyotik verdiğimiz günler hep belli olacak. Bunu da neye göre yapacağız? Onu da ben size diğer, yani sonraki videolarda anlatacağım arkadaşlar. Ve tabii çok yeni bir kanalız. Şu an halihazırda 33 abonemiz görünüyor. Videomuzu izlerken arkadaşlar, eğer ki abone değilsek abone olalım. İlk 100 aboneye özel bir çekilişle yani çekiliş yapıp hediye vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hediyemizi de şurada göstereyim size. Bakın benim burada böyle üretim kafesim var ayrıca. Bunlar ayrı ayrı üst üste monte edilebiliyor. İstediğiniz sayıda yük devam ettirebiliyorsunuz bunları. Arkadaşlar şu şekilde bir kafesi malzemesiz, sadece tünekleriyle beraber gördüğünüz şekilde hediye edeceğim arkadaşlar. Altı ızgaralı olacak bu şekilde, çekmeceli. Ve iki tane de bu şekilde yassı tünekle beraber hediye edeceğim arkadaşlar. Bunda ilk 100 aboneye özel. Yani 100 abone olduğumuzda çekiliş yapacağız. Arkadaşlarımızdan birisi bunu kazanacak. Şehir dışındaysa arkadaşlar kargosunu da karşılayacağız kafesimizi. Bunu bu şekilde hediye etmiş olacağız arkadaşlar. İlk 100 aboneye özel. Ankara dışı kargosunu da biz karşılayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani 4 tane takımımız var. Bunlarla böyle hobi amaçlı ilgileniyoruz. Üretimdeki bu şekilde incelikleri arkadaşlar ara ara aklıma geldikçe size videolarda bu şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Bugün de akıllı yemlik kullanımından bahsetmeye çalıştım. Kafanıza takılan bir husus varsa akıllı yemlikle alakalı, yemlerle alakalı, kullanılan yemlerle alakalı bir husus varsa arkadaşlar yorumlardan bana yazın. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Videomu izlediyseniz ve abone değilseniz arkadaşlar abone olup kanalıma destek olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı gelecek arkadaşlar. Sizlere yıllardır edindiğimiz tecrübeleri, bilgileri bu şekilde aktarmak istiyorum.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.